Evet, ben Manisa Sarıahmetli köyünde 1975 yılında dünyaya gelmiş. Akabinde de ilkokulu, ilk eğitimini köyümüzdeki okulumuzda tamamlamış. Ve 1986 yılında Manisa Karaköy Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim yüzünden okuyarak ardından da yine Manisa Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Muradiye Kur'an Kursu'muzda 1989 yılında hıfzımı tamamladım. Akabinde de Manisa Merkez İmam Hatip Lisemize orta kısmı önce ve sonrasında da lise kısmına 1989'da başladığımız İmam Hatip tahsilini 1995 yılında okulumuzu ikincilik derecesiyle tamamlama bahtiyarlığını yaşamış. Ardından da yine 1995 yılında üniversite sınavlarında sınava girerek Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanaraktan İlahiyat Fakültesi dini eğitimimi İmam Hatip tahsilinden sonra Bursa Uludağ Üniversitemizde devam ettim. Aynı zamanda üniversiteyi okur iken Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu İmam Hatiplik sınavlarında 1996 yılında başarılı oldum. Ve akabinde de hem üniversite eğitimimle, ilahiyat eğitimimle birlikte hem de görevimizi başlayaraktan Bursa Büyük Orhan ilçemizde İmam Hatiplik görevine 1997 yılında başlamış oldum. Böylece hem Diyanet camiamıza hem de dini alandaki bu güzelliklere Rabbimizin lütfuyla adım atmış oldum. Üniversite yıllarımızda Bursa'da, ardından merkezde Bursa Osman Gazi ilçesinin Veledi Vezir Camisi'nde de göreve devam ettim. Akabinde de 2002 yılındaki Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini ihtisas eğitim merkezleri sınavlarında başarılı olarak Konya Dini İhtisas Selçuk Eğitim Merkezi'ni kazanmış olarak oradaki vaizlikle ilgili, diğer Arapça ile ilgili eğitimlerimize başladık. Konya'da Selçuklu bölgesindeydi eğitim merkezimiz. Hem okudum eğitim merkezinde hem de orada Mimar Sinan Camisi'nde de mihraptan, minberden, kürsüden kopmayalım diye bu şekilde orada da görevimize ifa ettik. 2005 yılında Dini İhtisas Eğitim Merkezi'ndeki ihtisas eğitimimizi tamamlayınca aynı sınavla birlikte Eskişehir Mihalıççık ilçemize vaiz olarak atandık. Orada 2 yıla aşkın görev yaptım. O esnada da yurt dışı sınavlarına girmiştim. Almanya, Köln bölgesinde Berkheim şehrindeki camimizde de 1-1,5 yıldan fazla görev ifa eder iken eğitim hizmetlerimizin eğitim görevliliği, yani eğitim merkezlerinde eğitim görevliliği sınavını larına girmiştim. Orada da eğitim merkezi hocalığı sınavını kazanınca yurt dışı görevimden feragat ederek İzmir Tire Eğitim Merkezi'nde eğitim görevliliği vazifeme başladım. Bu görev esnasında bu görevi yaklaşık bir 4 yıla yakın ifa ettim. Ve ardından da Şanlıurfa Hilvan İlçe Müftülüğü vazifesine atanmış oldum. Bu ilçede de gerçekten din hizmeti adına, müftülük hizmetleri adına güzel çalışmalar ifa ettim. 2011 ila 2014 yılı sonrasına kadar. 2015 yılı Ocak ayında da Gaziantep İl Müftü Yardımcılığı görevi nasip oldu. Yine orada da 4 yılı aşkın bir süreçte İl Müftü Yardımcısı olarak Gaziantep'imizde bu Necip millete, gençlerimize, halkımıza hizmet etme bahtiyarlığını yaşadım. Gaziantep İl Müftü Yardımcısı olarak görevime devam eder iken 2019 yılında Adana Seyhan İlçe Müftüsü olarak tayinimin çıkması, atanmam vesilesiyle de 2019 Ağustos ayı sonundan itibaren Adana Seyhan İlçe Müftüsü olarak şu anda görevimize azimle, gayretle, büyük bir heyecanla, ilk günkü aşkımızla, muhabbetimizle din hizmetlerini ve müftülük hizmetlerini ve vakfımızın hayri hizmetlerini deruhte etmeye tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte gayret ediyoruz.